Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuluyor. Aday olmayınca mala davara ne zarar. Mehmet Şeker Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında Kemal Bey kürsüde konuşurken Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mısınız şeklinde soru yöneltildi. Kimi olacak mısınız dedi, kimi olacak mısın diye sordu. Kürsüdeki hatibe laf atma şeklinde olsa da soru sorudur. Nitekim o da ciddiye aldı hemen cevapladı. Verdiği cevaba bakılarak sözleri aday olacak diye algılandı. İşin aslı öyle değil. Kemal Bey aday olacağına dair bir sinyal yakmadı olmayacağına dair bir sinyal de yakmadı. Demirel gibi söyleyelim. Binaenaleyh, Kemal Bey hiçbir sinyal yakmadı. Eli kullandığı aracın sinyal koluna hiç gitmedi, direksiyona sımsıkı yapışmaktaydı. Dedi ki, aday yolup olmayacağımı size kim söyledi? Gayet açık ve net aslında. Ancak istenildiği şekilde sadece bir tarafa çekildi söyledikleri bu söz eğer aday olmayacağımı size kim söyledi şeklinde olsaydı öyle anlayanlar haklı çıkardı. O zaman demek ki kararını vermiş nihayet bu defa aday olacak diye düşünebilirdik. Şayet aday olacağımı size kim söyledi deseydi o zaman da garp cephesinde değişen bir şey yok. Anlaşıldı ki yine aday olmayacak, oturduğu yerde oturacak diye yorumlardık. Ancak Kemal Bey tek taraflı bir cümle kurmadı. Ne olumlu ne olumsuz, ne evet ne hayır. İki ihtimali de ortada bırakan bir tavır. O halde niye bir tarafa çekiliyor? Karşıdan gelen yahut önümüzden giden araba ne sağ sinyali yakmış ne sol sinyal yakmış. Buna rağmen biz görenler olarak diyoruz ki bu araç şu tarafa dönecek. Hayır, öbür tarafa dönecek. Tartışıp duruyoruz havanda su döver gibi. Bir işe yaradığı yok ama su epeyce incelmiş olmalı. Yahu araba dümdüz gidiyor işte. Nereden çıkardınız döneceğini? İlle bir tarafa dönmesi mi gerekiyor? Nereden çıkarıldığını söyleyelim. Bin defa yazıldı, çizildi. Bu bin birinci olsun. Kemal Bey aday olursa Mısır'daki Sisi yahut Sağır Sultan dahil cümle alem biliyor ki seçilme ihtimali zayıf. Seçilemeyince itibarı zedelenir. Genel başkanlık bile tehlikeye girer. Bir bakmışınız, parti içi muhalefetin sesi yükselmiş ve belki de apar topar gidilen bir olağanüstü kurultayda koltuk gidi vermiş. Ne derlerdi böyle durumlarda? Arkasından el salla. İhtimali bile korkulu rüya. Öyle bir risk almaya ne gerek var? Muhalif diğer partilerle anlaşarak ortak bir aday bulunur, o zatı muhterem seçime girer. Seçilirse ne ala? Gider cumhurbaşkanı olur, ülkeyi yönetir. Seçilemezse mala davara ne zarar? Genel başkanlık baki. Bu durumda adaylık her zaman olduğu gibi fuzuli. Daha ne diyeyim ben Bu makale sizlere post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Mehmet Şeker